Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere harika, sütlü tatlı, limonlu tatlı da diyebilirsiniz. Muhteşem bir tarifle geldim. Çok güzel ve çok pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Geçelim tarife. İlk önce limonumuzu ortadan ikiye keselim. Daha sonra sıkıp suyunu çıkartalım arkadaşlar. Ben 2 adet limon kullandım. <laughs> Büyük limonlarımı arkadaşlar bir su bardağı olana kadar böyle limonumuzu sıkıyoruz. Evet sıktığımız limonu bir su bardağına aktarıyoruz. Ve daha sonra küçük kazanımızın içine tenceremizin içine süzgeç yardımıyla boşaltıyoruz. Ve bir su bardağı da su. Bir su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay kaşığının ucu kadar zerdeçal koyuyoruz. Bunu iyice çırpıyoruz. Ocağımıza alıyoruz. Ve ocakta da karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayınca ocağımızın altını kapatıyoruz. limon soslu irmikli muhallebi arkadaşlar ve e, kek kalıbımızı hafif ısladık ve limonlu sosumuzu döküyoruz. Ve bunu kaşıkla düzeltiyoruz arkadaşlar. Şimdi irmikli muhallebiye geçelim. Bir su bardağı irmik, bir su bardağı toz şeker, 1 litre sütümüzü koyuyoruz ve bunu iyice çırpıyoruz. Ocağımıza alıyoruz. Ocağımızda da karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayınca üzerine bir paket vanilya ekliyoruz. Ve iyice karıştıralım. İyice katı kıvam almasını sağlayacağız arkadaşlar. Bayağı karıştı, kaynatmamız gerekiyor. Evet, katılaşmaya başladı. Ve irmikli sosumuzu kek kalıbına koyduktan sonra dolaba koyduk, biraz dondurduk. Beyaz irmikli muhallebimizin yarısını döktük. Ve geri kalan yarısına 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Daha koyu kıvam isterseniz bir yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı kadar daha koyabilirsiniz ve bunu iyice karıştırıyoruz. Ve bu muhallebimiz de hazır ve beyaz muhallebimizin üzerine, irmikli tatlımızın üzerine kakao'lu irmik tatlımızı döküyoruz ve dolaba kaldırıyoruz. 2-3 saat kadar dinlendiriyoruz ve yiyeceğimiz vakit ters çeviriyoruz ve kek kalıbından çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet efsane oldu. Teşekkür ederim.